Senin ne işin var burada? Ne saçmalıyorsun sen? Seni bekliyorum, senin gelmeni bekliyorum. Neredesin sen? Niye geç kaldın? Sağ ne? Oğlum sen ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun sen? Saçmalarım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın ki? Çık dışarı, bir daha da buraya gelme. Senin ne işin var burada? Söyle bakalım, niye senin işin var burada? Ne bir işin var burada? Ne arıyorsun burada? Ne mi arıyorum? Ben de burada yaşıyorum. Bu binada yaşıyorum. Sana demedim mi bir daha benim gözüme gözükme, karşıma çıkma demedim mi sana? Dedin de. Ben burada yaşıyorum. Yapacak bir şey yok. Senin babamı şikayet ediyorum. İşten çıkartacağım seni. Asansörde yaptıklarını söyleyeceğim hepsini. Göreceksin gününü. Müdür yardımcısı oldun ama şimdi kovulacaksın. Merak etme. Cezanı şimdi çekeceksin. Ama ben düzeldim. Şimdi seni söylemeye gidiyorum. Artık bu eve ve işine veda edebilirsin. Bir daha seni görmeyeceğim artık. Dur, söyle bu sakın. Ben gidiyorum söylemeye. Oğlum sen niye geldin buraya? Ben seni kovmamış mıydım dışarı? Senden özür dilemek için geldim ben. Tamam, seni affediyorum. Sana bir şey demek için gelmiştim ben. Söyle bakalım, ne diyeceksin? O var ya, senin müdür yardımcısı yaptığın kişi. Onu kovmanı istiyorum. Niye kovacakmışım? Söyle bakalım. Bir gün ben okula giderken asansöre beraber binmiştik ve bu kişi beni rahatsız etmişti, bana hakaretler etmişti. Bunları biliyorum. Bana hepsini anlattı. Özür dilemiş zaten senden. Sen de affettim demişsin. Ve ona demişsin ki bir daha karşıma çıkma demişsin. O hatasını anladı. Sen hala devam ediyorsun. Onu kovmayacağım. Tamam mı? Asıl kovulması gereken sensin. Sen çok saygısız birisi oldun artık. Derslerin iyi ama ahlakın çok sıfır. Baba sen ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun? O bana hakaretler etti. Sen hala onu savunuyorsun. Hatasını anladı ve özür diledi. Sen de artık uzatma. Ben gidiyorum kendi odama. Sen de burada tek başına biraz takıl da aklın başına gelsin. Tamam, özür diliyorum senden. Tamam, ben de seni affettim.